Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda iki parçayı somunlu civata ve pim ile nasıl birleştiririz onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle soru şeklinde yazacak olursak ebatları (30 mm) çarpı 140 mm ve 40 çarpı 140 mm olan parçaları metrik 30 civata ve 20 milimetrelik pim ile birleştiriniz. Şimdi önce parçalarımızı çizelim. Birinci parça 30 milimetre çarpı 140 milimetre. İkinci parça 40 milimetre çarpı 140 milimetre. Şimdi önce parçalarımızı çizelim. Daha sonra diğer hesaplamaları yapacağız. (140 mm) genişliğinde ve birinci parçamın kalınlığı 30 mm, diğeri 40 mm, toplamda 70 mm yapar. İkisini 70 mm olarak çiziyorum. Sonra aradan çizgiyle ayıracağım. Evet, 70 milimetreyi ayarladım. Sıfıra kadar çekiyorum. Yine aynı şekilde diğer uçtan. Ve T cetveliyle birleştiriyorum. Birinci parçamız 30 milimetre olduğu için hemen ayıralım. (30 mm) işaretledim. Normalde bunu boydan boya çekebiliriz ama civatanın geleceği ve pimin geleceği yerlere tekrar sileceğimiz için gerek yok. Şimdilik sadece yeri belli olsun diye çizdim. Daha sonradan uzatacağım. Yine keza buradan da bir miktar yeri belli olsun diye iki parçayı çizgilerle ayırdım. Siz de isterseniz bu çizgiyi tam olarak çizebilirsiniz. Ama civatanın ve pimin geleceği yerleri daha sonra sileceksiniz. Şimdi gelelim civata ve pime. Önce civatadan başlayalım. Şimdi civatamız bu parçanın kenarına ne kadar uzaklıkta olacak? O eğer soruda verildiyse ona göre yaparız. Yoksa uygun bir şekilde yerine yerleştiririz. Civatanın kenara uzaklığı civatanın kenara uzaklığı 50 mm olsun. Pim'inkini de yazalım. Pim de kenara ne kadar uzaklıkta olacak? Pim ekseninin kenara uzaklığı 30 milimetre olsun. Şimdi civata için 50 milimetre mesafede eksen çizgimi çiziyorum.
milimetreden işaretledim. Ve eksen çizgimi çiziyorum. Evet, eksen çizgimizi çizdik. Civatamız metrik 30 olacağından dolayı diş üstü çapımız D ölçüsü yani 30 mm olur. Eğer ki diş üstü çapımız 30 mm ise, yani 30 mm'lik bir civata buraya girecekse eğer, burada 30 mm'den daha büyük bir delik olması lazım. Öncelikle delik kısmını gösterelim. Normal şartlarda buradaki delik 30 mm'lik civata için 30,5 gibi bir şeydir. Ama biz daha güzel görünmesi için 32 mm alacağız. İsteyen 34 mm de alabilir. (16, 16) işaretliyorum. (16 mm buradan, 16 mm buradan) 32 mm işaretlemiş oldum. Civatanın gireceği deliği çizmiş olduk. Şimdi öncelikle civata başını yukarı, buraya somunu ve hemen altına da rondeleyi yerleştireceğim. Öncelikle rondeleden başlamak istiyorum. Daha sonra somun, daha sonra civatayı yerleştireceğim. Şimdi rondele için arkadaşlar, pratikte biz rondelenin çapını 2 çarpı D olarak alıyoruz. Yani 2 çarpı 30, 60 mm olarak alacağız. Buraya da rondele çapı diyelim. Yine metrik 30 civata için rondelanın kalınlığına baktığımız zaman da tabloda K eşittir 4 mm görülmektedir. Yani rondelamızın kalınlığı 4 mm olacak. Şimdi çapı 60 mm, kalınlığı 4 mm olan rondelamızı çizelim. İşaretledim. Buradan da işaretledim. Hemen 2 mm herhangi bir yerden. Buradan aldım. Neden 2 mm aldım? Göreceksiniz birazdan. (2 mm) buradan aldım. Şimdi arkadaşlar, rondela çizilirken madem ki kalınlığımız 4 mm, yarısı paha gidiyor, yarısı da olduğu gibi kalıyor. 2 mm'sini kullandık ve 2 mm dışarıdan işaretliyorum. Yine aynı şekilde bunu da çiziyorum. Ve 45 derece paha ile birleştiriyorum.
45 derecelik yön yeme aldım. Tezgahların üzerine yerleştiriyorum. Ve tam köşeden pahımı çiziyorum. Burayı birleştireceğim, uzatacağım şimdi. Yine diğer taraftan tam köşeden bakın şuradan. Evet, rondelamız bu şekilde çizilmiş oldu. Şimdi üzerine somun yerleştirelim. Öncelikle somun hesaplamalarını yapalım. Somunun öncelikle E ölçüsünü bulalım. Sonra kalınlığını hesaplayalım. Sonra da R1 ve R2 yaylarını hesaplayalım. E ölçüsü öncelikle. E ölçüsü nedir arkadaşlar? Bakın burada gösterecek olursak E ölçüsü somun için bu en dış ölçüye biz ne diyoruz? E ölçüsü diyoruz. Burası arkadaşlar bizim için E ölçüsüdür. Peki bu nasıl hesaplanır? Bunun formülü nedir? Bunun formülü çapın tam iki katı. Çapımız neydi? D eşittir 30 milimetre. Peki burası neden D eşittir 30 milimetre? Çünkü metrik 30. Eğer metrik 20 olsaydı burası, o zaman çapımız 20 olacaktı. E ölçüsünü de bulurken çapın tam iki katını alıyoruz. Yani 2 çarpı D. Burası 30 olduğuna göre 60 milimetre. Demek ki E ölçüsü 60 milimetre. Peki kalınlığımız nedir? Bu somunun kalınlığı nedir? K ölçüsü neresi? Onu da gösterelim. Bakın arkadaşlar, bu somunumuzun kalınlığı şuradan şuraya kadar olan mesafe. Buraya da K ölçüsü diyoruz. Bunun formülü nedir peki? Bunun formülü ise somun için 0,8 çarpı yine D. D kaçtı? 30'du. Sıfırlar birbirine götürdü. 3 kere 8, 24. Demek ki somunumuzun kalınlığı da 24. Şimdi öncelikle bu ölçüleri bir çizelim. Şu şekilde yapalım. 60 milimetre olacağı için 30 milimetreyi ortaya aldım. Buradan 0'ı, buradan da 60'ı işaretliyorum. Toplamda 60 milimetre bir E ölçüsü ortaya çıkıyor. Kalınlık için de arkadaşlar 24 milimetre bulmuştuk. Tamam, rondelanın bittiği yerden itibaren 24 milimetreyi işaretliyorum. Şimdi kabaca bu ölçüleri ortaya çıkartalım. Köşeleri neden birleştirmedim? Pah kırılacağı için zaten silinecek. Bu sebepten dolayı bunları birleştirmeye gerek yok. Şimdi ortada iki tane çizgimiz var. Bunların ölçüsü nedir? Bakın şurada göstereyim. Yani şu mesafe. Bu mesafe nedir? Bunun ölçüsü nedir? Arkadaşlar bu iki çizgiyi çizeceğiz. Bu iki çizgi arasındaki uzaklık çapa eşittir. Yani bazı yerlerde E bölü 2 olarak karşınıza çıkacak. Zaten E bölü 2 de çapın ta kendisidir. Çapımız 30 mm olduğu için D ölçüsü. 15'i ayarladım. 0'dan işaretliyorum. Ve 30'dan işaretliyorum.
Evet. Bu iki çizgiyi de tam çap ölçüsünde çizmiş oldum. Şimdi gelelim yaylara. Biliyorsunuz burada bir büyük yay var. Karşısında da yine büyük bir yay var. Buralarda da küçük yaylar var. Peki bu yayın ölçüsü nedir? Bunu nasıl çizeceğiz? Arkadaşlar bu yayın ölçüsü yine resim üzerinde gösterecek olursak. Bu yayın ölçüsü. Evet. Buraya R1 diyelim. Bunun bir formülü var. Buna 3 bölü 4 E formülüyle ulaşabilirsiniz. Yani E ölçüsü kaçtı? 60 mm'ydi. 4'e bölüp 3 ile çarpacaksınız. 60'ı 4'e böl 15. 3 ile çarp 45. Ya da 0.75 ile çarpacaksınız. 0.75 çarpı E. Yine aynı sonucu verir. 45 elde edersiniz. Ya da çap üzerinden gidecek olursak bu biraz daha kolay. 1.5 çarpı D. D'miz kaçtı? 30. 1.5 katı 30 çarpı 1.5 yani 45. Ya da kısa yoldan 30'un üzerine yarısı kadar daha ekleyeceğiz. 30, yarısı neydi? 15. Üzerine eklediğimiz zaman 30 artı 15, 45 milimetre yapar. Yani şu formülü tercih etmeniz sizin için biraz daha kolay olacaktır. Şimdi pergelimizi alıyoruz. 45 milimetreye ayarlıyoruz. Pergelimizi 45 milimetreye ayarladık. Ama biz bu hesaplamaları yapmadan da yine bu açıklığı elde edebilirdik. Nasıl? Şu şekilde pergelimizi ilk çizgiye batırıyoruz. Daha sonra birinci değil, ikinci değil, üçüncü çizgiye kadar açıyoruz. Tam hassas bir şekilde üçüncü çizgiye kadar açtık. İşte bu benim istemiş olduğum 45 milimetrelik açıklık. Buradan da direkt olarak herhangi bir hesaplama yapmadan ne yapabilirim? Bu açıklığı elde edebilirim. Şimdi ne yapıyoruz? Pergelimizi bu eksene batıracağız. Bu eksene batıracağız. Ama nerede, yukarıda mı, aşağıda mı, tam olarak yeri belli değil. Bunun işte yerine tespit edecek olan diğer ucu. Bu diğer ucu tam olarak bakın teğet geçeceği, pergelimin teğet geçeceği noktaya değdiriyorum ve pergelimi de tam eksene batırıyorum. Şimdi bakıyorum. Evet. Buradan da teğet geçecek. Bu şekilde ayarlıyorum. Yani benim çizeceğim yay buradan başlayacak. Buradan teğet geçecek. Ve yine burada bitecek. Şu şekilde çizelim. Evet. Bu şekilde çizdik. Pergelimizi kaldırmadan arkadaşlar bakın normalde ben bu yayı şu ilk çizgiden son çizgiye kadar da çizebilirim. Daha güzel görünsün diye buraları karalamak istemiyorum. Sadece şuradan bir çentik atıyorum. Ve sağ taraftan da bir çentik atıyorum. Biraz sonra bu çentikleri küçük yaylar için kullanacağım. Bakın buralarda kesişim noktaları elde ettik. Bu kesişim noktalarını arkadaşlar baz alarak bir eksen oluşturuyorum. Şimdi bu iki çizginin ki bu iki çizginin arası biliyorsunuz arkadaşlar tam 15 milimetre. Bu 15 milimetreyi ikiye bölüyorum yani orta noktasını buluyorum. 15'in yarısı 7.5. 7.5'tan işaretledim. Yine burada 7.5'tan işaretliyorum. Evet. Burası benim pergelimi batıracağım yer. Küçük yayımı da çizmek için pergelimi tam bu noktaya batırdım. Bakın çizgiden teğet geçecek şekilde ayarlıyorum. Ve yayımı bu şekilde çiziyorum.
Şimdi de diğer yayımızı çizelim. Yine pergelimi bu belirlemiş olduğum merkez noktasına batırdım. Ve teğet geçeceği nokta kadar açtım. Ve küçük yayımı bu şekilde çiziyorum. Evet. Şimdi aynısını karşı taraf için yapacağım. Yine pergelimi istersem 45 mm'ye ayarlarım. İstersem bu ilk çizgiden 3. çizgiye kadar açarım. Ve teğet geçeceği noktaya ayarlayıp eksene batıracağım. Evet, hazır bu yayımı çizmişken bakın bir sol taraftan bir de hemen sağ taraftan küçük çentikler attım ve bu çentikleri baz alarak bir eksen çizgisi belirliyorum. Yine 7,5 milimetre. Yani şu iki çizginin tam orta noktasını işaretliyorum. Yine burada da tam bu iki çizginin orta noktası olan 7,5 milimetreden işaretliyorum. Şimdi pergeli bu diğer yayları da çizelim. Pergelimizi eksen noktasına batırıyoruz. Ve geçeceği teğet noktasına kadar açıyoruz. Şimdi de yayımızı çiziyoruz. Diğer taraf için de aynı şekilde. Pergelimizi belirlediğimiz eksene batırdık. Teğet geçeceği yere kadar pergeli ayarladık. Ve yayımızı çiziyoruz. Şimdi bu küçük yayları çizerken biz pergelimizi ne kadar açacağımızı herhangi bir formül ile hesaplamadık. Bu büyük yayı çizerken formülümüz vardı. Hesaplamıştık. Formülsüz nasıl yapıldığını da gösterdim. Şimdi küçük yaylarında formülünün ne olduğunu göstermeye çalışacağım. Küçük yayında formül arkadaşlar 0,4 çarpı d. D'miz biliyorsunuz ilk başta belirledik 30 mm. Bu sebepten dolayı sıfırlar birbirini götürdü. 3 kere 4, 12 milimetre. Yani pergeli 12 milimetreye ayarlayıp eğer ki bu yayları da çizseydiniz yine aynı şekilde olacaktı. Şimdi çizdiğimiz somunda düzeltmeler yapalım. Şu fazlalıkları alalım. Kısa gelen yerleri birleştirelim. Bu şekilde somunumuzu bitirmiş olduk. Şimdi civataya geçelim.
Civata'nın hesaplamaları arkadaşlar. E ölçüsü yine bu en dış ölçüsü. E ölçüsü yine aynı şekilde aynı formülle hesaplanıyor. 2 çarpı D 30 olduğundan dolayı burası 60 milimetre. Kalınlığına geçecek olursak, kalınlığı arkadaşlar somunda 0,8 ile çarpıyorduk çapı. Bunda da 0,7 çarpı D. Yani sıfırlar götürür birbirine. 3 kere 7, 21 milimetre. Demek ki kalınlığı da 21 milimetre olacak. Bu yayların R1 ve R2 yaylarının ölçüsü tamamen aynı. Şimdi E ve K ölçülerini kabaca çizelim. E 60 milimetre idi. 30 milimetreyi ortaya aldım. 0'dan ve 60'dan işaretledim. Kalınlık 21 milimetre. 21 milimetreyi ayarladım. Şimdi bunları çizelim. Yine köşeleri birleştirmedim gördüğünüz gibi. Nasıl olsa orası pah olacak, silinecek. Şimdi bu ortadaki iki tane çizgiyi işaretleyelim. Bakın burada yapmıştık. Neydi bu iki çizginin mesafesi, ölçüsü? Tam çapa eşitti. Çapımız kaç? 30 milimetre. Demek ki bu iki çizgi arasındaki mesafe 30 milimetre. Yani eksenden itibaren 15, 15 işaretleme yapacağız. 15'i ortaya aldım. 0'dan ve 30'dan. İşaretledim. Şimdi bunları evet, bu iki çizgiyi de çizdik. Şimdi buranın yaylarını çizelim. Pergelimizi ilk çizgiye batırdık. Üçüncü çizgiye kadar açtık. Ve iğnesini eksene getiriyoruz. Diğer ucunu da tam teğet geçeceği yere. Ayarladıktan sonra yayımızı çiziyoruz. Bu şekilde yayımızı çizdik. Yine sağdan bir çentik atıyoruz. Soldan bir çentik atıyoruz. Tam bu kesişim noktasından bir eksen belirliyorum. Yine tam orta noktasını tespit ediyorum. Bu iki çizginin tam orta noktası, yani buradan burası 15 milimetre olduğuna göre ortası 7,5. 7,5'tan işaretliyorum. Yine keza bu tarafa da aynısını yapıyorum. Burası 15 milimetre. Bu mesafe. Yarısı 7,5 olduğu için 7,5'tan işaretliyorum.
Fazlalığı alayım biraz. Evet. Şimdi pergelimizle yayımızı çiziyoruz. Öncelikle eksene batırdım pergelin iğnesini. Ve teğet geçecek yere kadar açıyorum. Ve daha sonra bu küçük yayı çiziyorum. Aynısını karşı taraf için yapacağım. Bu şekilde buranın yayı da bitmiş oldu. Şu fazlalığı alıyorum. Şimdi gerek civatada gerek somunda bu köşeler arkadaşlar pah kırılmış durumda. Bu pahlarda 30 derece. Biz bu 30 derecelik kısımları gönyemizle çizmemiz lazım. Evet, T cetvelimi gönyenin altına koydum. Gördüğünüz gibi burayı çizdim. Yine keza bu köşeden de 30 derece ayarladım. Diğer taraflar için gönyemi takla attırıyorum. Bu şekilde olduğu yerde. Yine T cetvelin üzerine geldi. Diğer tarafı da. Yine gönyemi takla attırdım. Bu 30 derecelik pahları göstermiş oldum. Şimdi gelelim civatanın diğer kısmına. Şimdi arkadaşlar soruda muhakkak bize verilecek civata boyu. Civata boyu 110 milimetre. Diş mesafesi ise 70 milimetre. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Civata boyunu nereden alacağız? Bazı arkadaşlar yanlış yerden alıyor. Civata boyunu bu en üstten değil, hemen civata başının dibinden alacağız. Şimdi işaretlemeyi tam oradan yapalım. Sıfırı ayarladım. Ve ...110 milimetreyi arkadaşlar buradan işaretliyorum. Şimdi arkadaşlar bazen soruyorlar. Hocam tamam biz buraya işaretleme yaptık. Buraya çizeceğimiz çizginin böyle boyu kaç olacak? Arkadaşlar buraya çizeceğimiz çizginin boyu diş dibi mesafesine eşit olacak. Yani bizim diş üstü çapımız neydi? 30 milimetre. Yani D eşittir 30 idi. Buna biz diş üstü diyoruz. Peki diş dibi mesafesini nasıl bulacağız? Onun da formülü arkadaşlar. D1 eşittir
0,8 çarpı d. Buraya da 30 koyduğumuz zaman d yerine arkadaşlar sıfırlar birbirini götürür. 3 kere 8 24 milimetre olarak ortaya çıkar. Demek ki bu çizginin uzunluğu 24 milimetre olacak. Yani ne yapabiliriz? 12 milimetre. Sol tarafa 12 milimetre de sağ tarafa çizebiliriz. Şimdi gelelim pah kırılmış bölüme. Biliyorsunuz arkadaşlar, civatamızın ucunda pah var. Biz bu çizgiyi çizdik. Şimdi pah kırılmış olan yerin çizgisini çizeceğiz. Peki bu mesafe kaç milimetre? Bunu nasıl hesaplayacağız? Bu da arkadaşlar pahın formülünü yazacak olursak yine bu da çap üzerinden 0,1 çarpı d. Bu ne demek? Ve 30 diyelim. Yani çapın 10'da 1'i. Sıfırlar birbirini götürdü. 3 kere 1, 3. 30'un 10'da 1'i yine 3 milimetre yapar. Demek ki d çapının 10'da 1'ini aldığımız zaman pahı elde ediyoruz. 3 milimetre içeriden pah çizgimizi çekelim. Milimetreden işaretledim. Burada arkadaşlar tam D ölçüsünde çizeceğim. Yani 15-15-30 milimetre ölçüsünde çizeceğim. On beş de bu tarafa. Bu pah çizgisini de çizmiş oldum. Şimdi gelelim diğer çizgilere. Civatamız metrik 30 civata olduğu için 15 milimetre buradan, 15 milimetre de buradan 30 milimetre işaretledik. Şimdi bu çizgimizi tam civatamızın boyuna uygun çekiyoruz. Tam rondeliye kadar geldi. Rondelenin altından, somunun altından devam ediyor. Ve somundan sonra tekrar çıktı. Tam belirlediğimiz pah çizgisine kadar geldi. Diğerini de yapalım. Buradan geldi. Rondelenin altından ve somunun altından devam ediyor. Ve pah çizgisinde bitti. Şimdi 45 derecelik pahlarını kıralım. 45 derecelik yönyemi aldım. T cetvelin üzerine koydum. Hemen tam şu köşeden, bakın tam şu köşeden pahımı çekiyorum. Ve yine diğer tarafıyla da yine köşeden 45 derecelik pahımı çiziyorum. Bu şekilde civata boyunda belirlemiş olduk. Şimdi sırada ne var? Şimdi sırada arkadaşlar diş mesafesi var. Diş mesafesi nedir? 70 milimetre. Yani nereye kadar diş açılmış? Bakın arkadaşlar, bu parçamızda tam ucudan başlamış, tam buraya kadar diş açılmış. Bu çizgiler açılmış dişleri ifade ediyor. Biz de aynı şekilde verilen diş mesafesini işaretleyeceğiz. Yani 70 milimetreyi nereden itibaren? En ucudan itibaren 70 milimetreye ayarladım.
ve sıfır çizgisini çektim. Tam bu noktadan şimdi çizgimi çekeceğim. Bakın arkadaşlar, çekeceğim bu çizgiyi kalın bir çizgi olacak. Sizler de kalın yapacaksınız. Daha sonra kalınlaştıracağım. Burada bu çizgi civataya ait. Yani bu içerideki çizgiye değecek, dışarıdaki çizgiye değmeyecek. Yani içerideki çizgiden bu tarafa taşırma yapmayacaksınız. Evet, bu şekilde çizgimi çektim. Ve son olarak da ne yapmam gerekiyor? Artık burada dişleri göstermem gerekiyor. Peki dişi nasıl bulacağız? Diş dibi çapının ölçüsünü bulmuştuk. 24 mm. İşte 24 mm, yani 12-12 işaretliyoruz. 12 mm için buradan ve diğer 12 mm için de buradan işaretledim. Şimdi çizgileri çekiyorum. T-jetlerin üstüne koydum. Belirlediğim noktaya kadar geldim. Bakın arkadaşlar, bu dişi gösterdiğimiz çizgi ince çizgi olacak. Bunu kalın çizmeyin. Kalınlaştırma yaparken de sakın kalınlaştırmayın. Somunun altından devam ediyor. İnce bir çizgi. Evet. Şimdi diğerini de çizelim. Böylelikle somunlu civata birleştirmesini yapmış olduk. Şimdi de pimin çizimine geçelim. Pim arkadaşlar 20 mm verilmişti. Peki bu pimin kenara uzaklığı nedir? 30 mm. 30 mm uzaktan hemen eksenimi çiziyorum. İşaretledim. Eksenimi çiziyorum. Bu şekilde. Pimimizin çapı 20 mm idi. Madem ki 20 mm, eksenden itibaren 10 mm bu tarafa, 10 mm diğer tarafa olmak üzere toplam 20 mm ölçüyü elde ettik. Şimdi bu ölçüye göre pimimizi çizelim. Çizdik. Peki pime ait paha çizeceğiz şimdi. Bu pahın da bir mesafesi var. Tablodan baktığımız zaman bu mesafenin 3 mm olduğunu görüyoruz. Biz de 3 mm mesafeden bu pahı çizeceğiz. Hemen en üstten itibaren 3 mm'yi işaretledim. Yine buradan da 3 mm'yi işaretliyorum. Şimdi bu çizgileri çekelim. Biliyorsunuz civatanın bu ucundaki pahlar 45 derece. Ama pimde öyle değil. Pimde arkadaşlar 15 derece. Peki bunu nasıl elde edeceğiz? Önce 45 derecelik gönyemi oturtacağım. Onun üzerine de bu
30 derecelik gönyemi oturtacağım. Ve 45 artı 30, 75 derecelik bir açı elde edeceğim. 90'dan 75 dereceye düştüğümüz zaman 15 dereceyi elde etmiş olacağız. Bakın tam köşeden 15 derecelik bahımı çizdim. Bunun tam çaprazını da hiç cetvelimi bozmadan çizebilirim. Tam köşeden. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Ve yine diğer taraflar için de bu defa da 45 derecelik gönyemin bu tarafını değil sol tarafını kullanıyorum. Ve yine 30 derecelik gönyemi üzerine oturtuyorum. Kaydırıyorum. Tam bu köşeden bahımı çiziyorum. Yine tam çaprazından diğer paha da çiziyorum. Evet, bu şekilde pahları çizmiş olduk. Bakın buradaki açı tam 15 derece. Diğer taraftaki açı ise 75 derece. Peki şimdi ne yapacağız? Sırada ne var? Önce şu resmimizi tamamlayalım. İki parçayı birbirinden ayıran bu çizgileri çizelim. Pime kadar geliyor. Pimden sonra yine devam ediyor. Ve yine bu şekilde devam ediyor. Son olarak arkadaşlar tarama işlemini yapacağız. Tarama işlemi biliyorsunuz 45 derece gönyemi yerleştirdim. Tarama çizgileri arkadaşlar ince çizgilerdir. Bunları kalın olmayacak şekilde çizmeniz gerekiyor. Çok sık yapmayalım bu tarama çizgilerini. Seyrek olsun, birbirlerine eşit olsun. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki parça farklı, aşağıdaki parça farklı olduğu için aşağıdaki parçayı tam ters yöne tarayacağız. Siz de buna dikkat etmelisiniz. Tarama işlemini yaparken böyle öne doğru değil de tarayıp geriye doğru, tarayıp geriye doğru gitmenizi tavsiye ederim. Böylelikle çizdiğiniz çizgiler birbirine eşit mesafede olacaktır. Evet, şimdi en son olarak kalınlaştırma işlemi yapacağız. Önce yatay çizgileri yapalım.
Şimdi de dikey çizgileri kalınlaştıralım. Bu şekilde kalınlaşması gereken çizgileri kalınlaştırmış olduk. Hangi çizgiler ince olacak? Tarama çizgileri, eksen çizgileri, bir de bu diş dibini gösteren diş dibi çizgisi ince olması gerekecek. Ve bir de küçük yaylar ve yardımcı çizgiler ince olması gerekiyor. Diğerlerini kalınlaştırıyoruz. Sizlerin de kolaylıkla yapacağına eminim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin.